Bugün bilim kokteyllerinde size şimdiye kadar anlatılan hikayeleri inceleyeceğiz. Bu yüzden bizimle kalın. Harika olacak. Suyun üstünde yürüyorum. Benim adım Anthony Carboni. Kıvılcım çıkaracağız. Size gördüğünüz anda bayılacağınız bir şey sunacağım. Bayan Meteoroloji. Merhaba. Doktor Travis şimşeği nasıl takip edeceğini gösteriyor. Havai fişek, işte başlıyoruz. Bunun için arkadaşına elektroşok verecek. 3, 2, 1. Ve Terry Long size. Hadi. Hayır. Lanetlenmenin nasıl olduğunu gösterecek. Magnetik mi oldunuz? Size çekim gücünü göstereceğiz. Daha uzakta aramayın. Cevap hemen burada. Ve size fırtına vaktinde neler yapacağınızı göstereceğiz. Harika. Nasıl? Çok güzel ve inanılmaz bir an. Bu korkunç bir hal alabilir mi? Bu güzel bulutların oluşması için nasıl şartlara ihtiyacımız var? Hepsi nasıl bir anda milyonlarca volt bırakabiliyor? Bu konuda cevap bulmak için kasırgayı inceleyeceğiz. Gerekirse bütün gün burada kalacağım. Ama ıslanmak istemiyorum. Bundan nefret ediyorum. Dekatör bölgesindeki itfaiyelerden yardım alacağım. Bana fırtına koşullarını yeniden yaşamayı, bu fenomeni daha rahat açıklamayı öneriyorlar. Her şeyi iyi yapmaktan hoşlanıyoruz. Bu yüzden hava durumu konusunda uzman birinden yardım istedik. Bayan hava durumu? Merhaba. Girdiniz mi? Hayır, tahminlerde bulunuyordum. Gerçekten evet, mi? Evet, hava yağmurlu olacak. Sonra güneş açılacak. Elbette burada olma hakkınız var. Aha, hayır, yapmayın. Hem hava durumunu söylüyor hem de atmosfer bilimleri konusunda uzman. Farklı saatlerde fırtınayı bulmayı deniyor. Yani bize yardıma dokunacak biri varsa o da bu kişi. Başlayabiliriz ama hala yapmamız gereken bir şey daha var. Bu fırtınayı desteklemek için bir şey yapmalıyız. İyi oldu, gençler buraya geliyor. Burada sizin yerinizde ıslanmaktan çok mutlu olacaklardır. Yine de şemsiye verebiliriz. O kadar da canavar değiliz. Rüzgar harika çocuklar. Sonunda hazırız. Başlangıç olarak fırtına durumunda ne yapacağız? Yağmur. Bana yağmurun yağmur olduğunu söylemeyin. Yanılıyorsunuz. Farklı türde fırtınalar var. Fırtınaların olduğu yerde özel bir yağmur olduğunu görüyorsunuz. Hangi yağmur türüyle başlamalıyız? Önce stratiform yağmur üreteceğiz. Saatte 10 milimetre yağmur yağdığını göreceksiniz. Böyle devam ederse evinizde elinize iyi bir kitap alarak okumanız iyi olacak. Tamam. Buna rağmen çocuklar her şeyi açıklayacağım. Evde değiliz. Battaniye, kahve ya da kitap yok, tamam mı? Gidebilirsiniz. Böyle yağmur yağdığında sığınmanız gerekiyor. Ama fırtına için hala iki şey daha gerekiyor. Öncelikle sürekli devam eden bir yağmur ve dalgalar. Başka türlü bir yağmur daha var. Konvektif yağmur. Ama fırtına yağmuru yeniden oluşturmak için yeterli olmayacaktır. Bir üst hıza geçeceğiz. Tamam, ne ekleyelim? Evet. Kate, evdeki yağmurun gerçek bir fırtınaya benzemesi için ne yapmamız gerekiyor? Yağmur, evet. Sizce... Biraz rüzgar ekleyebiliriz, değil mi? Bunu biliyorum. Rüzgarımız var mı? Elbette. Biraz daha lütfen.
Rüzgar için hidrogrosör ekleyeceğiz. Nasıl? Rüzgar, yağmur ve büyük dalgalar ekliyoruz. Rüzgar saatte 25 kilometre hızla esiyor. Rüzgar, fırtına da en önemli koşullardan biri. Ama bu güçte rüzgar gökyüzünde elektrik boşalması yaşanmasına sebep oluyor. Yeterince güçlü yağmur yağmadığını unutmayın. Bize ne kadar yağmur ve rüzgar gerekiyor? Bu fırtına seviyesine ulaşmak için saatte 25 milimetre yağmur gerekiyor. Saatte 30-35 kilometre hızla eser rüzgar da olmalı. Tamam. Çok rahat hareket etmiyorlar. Hala çok güçlüler. İşte burada fırtına gücü var. Dozu arttırın. Gerçek bir fırtına. Aynı onun gibi. Hepsini iki ile çarparsak daha büyük bir fırtına yaşanacak. Saatte 50 kilometre. Rüzgarın hızını saatte 60-80 kilometreye çıkaralım. Bununla ve büyük bir fırtınayla birlikte daha iyi gidecektir. Ben öyle düşünüyorum. Rüzgar daha hızlı estiğinde fırtınanın şiddeti artıyor. Bu tür boralar yaşandığında dışarıda olmamanız iyi olur. Çok yağmur yağıyor. Saatte 90 kilometreye çıktık. Fırtına kategorisine ulaştık. Gençlerin de başarılarını kanıtlamaları gerekiyor. Rüzgar ve yağmur olduğu zaman bir şey daha gerekiyor. Şimşek ve ışık. Fırtınanın gücünü elde ettik. Elektrik üretmek için nasıl olduğunu göreceğiz. Genç ateş askerlerimiz de ellerinden geleni yapacaklar. Hadi! Sizce üçüncü malzeme kim? Bakalım ne olacak? Rüzgar? Geriye ne eksik? Hazır mısınız? Size biraz yardımcı olacağım. Ping pong topları eksik. Söylediğim gibi gerçekten çok tehlikeli olabilir. Çok soğuk. Görmüyor musunuz? İşte dolu gerekiyor. Gökyüzünden düşen bu buz parçaları lazım. Dolular tenis topuyla küçük bir kar tanesi boyutlarında olabilir. Sık sık dolu yağmıyor ama fırtınada hep dolu yaşanıyor. Bu yüzden çoğu zaman zemine dokunmalarını istemiyoruz. Bilim adamlarına göre fırtına oluşması için kaçınılmaz bir durum. Dolu fırtınalarda kaçınılmaz elementlerden biri. Çılgınca değil mi? İnsanların büyük bir kısmı için fırtına doluyla aynı anlama geliyor. Buna rağmen sine qua nın oluşmakta olduğunu görüyoruz. Neden? Bu soruya cevap vermek için buzla dolu arasındaki ilişkiyi göstereceğiz. Size göstermem gereken birkaç görüntü var. Ama önce kobaylarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim çocuklar. Çok soğuk değil mi? Gerçekten soğuk. Size dokunmak bile istemiyorum. Evet. Çok soğuk. Eğer benden bir şey yapmamı isteselerdi, burada daha fazla durmazdım. Soruma geri dönelim. Buna cevap vermek için size internetteki bazı videoları göstereceğim. 2013 yılından kalmalar. Çok zor olabilir. O sene çok soğuktu. Çok sayıda insan çok farklı bir deneyim yaşadı. Dış sıcaklık. -14 derece. -33 derece. Bütün bunlar donmuş suya kaynar su atarsak ne olacağını görmek için. Ve sonuç sayesinde fırtınayla buz arasındaki ilişkiyi anlayacağız. Sizce kaynar suyla donmuş su arasındaki fark nedir? Göreceğiz.
Bunu gördünüz mü? Su hemen donuyor. Binlerce kristal parça haline geldi. Bu kristaller size neyi hatırlatıyor? Evet, bunlar bulut parçalarını oluşturdular. Bildiğiniz gibi bulut küçük bir su kütlesi. Ama aynı zamanda buz partikülleri de taşıdığını biliyor musunuz? Arkadaşlarımız tarafından yapılan bazı bulutlar tamamen buz parçalarından oluşuyor. Size kendi deneyimlerimiz yerine neden bu videoları gösterdiğimizi sorarsanız, tek sebebi bu tür deneyimleri göstererek biraz eğlenmenizi sağlamak. Kaynar suyun buraya gelmeden önce tamamen donmaması gerekiyor. Şimdi bulutların kristal ve buz kapladığını bildiğimize göre başka bir sorumuz daha var. Bu kristaller aydınlanma konusunda neden bu kadar önemli bir rol oynuyor? Travis ve arkadaşı bu soruya bir cevap vermek için farklı yöntemleri inceliyorlar. Evet, doğru duydunuz. Seni tanıdığıma sevindim. Kendimi itiyorum, asla bilemeyiz. Size buzun nasıl aydınlatmaya izin verdiğini göstermek için farklı malzemelerden bir gösteri yapacağım. İşte arkadaşım Cameron. Ve bu da elektrikte malzemeleri bırakan bir çalışan. Cameron bilim konusunda tutkulu, farklı deneyler yapıyor. Fotoğraf makinesi ve lise maketleri üretiyor. Artık depodaki tutkusunu devam ettiriyor. Yenilikler yapması lazım. Burada çok fazla şey var. Ama aralarından bir tanesi daha özel. İşte Tesla bobini. Daha önce hiç görmemiş olabilirsiniz. Biraz daha şişirilmesi gerekiyor. Bu alet birkaç milyon volt güç üretiyor. Çok güzel değil mi sizce de ha? Büyük bir aydınlatma makinesi. 1891 yılında dahi Nikola Tesla tarafından keşfedildi. Onun sayesinde evlerimizde bol miktarda elektrik üretiyoruz. Ağ olmadan transmisyon yapmak için enerji makinesini kullanıyordu. Bu aletle doğru yoldaydı. Bugün yaptıkları sayesinde aydınlatmaları daha iyi anlıyoruz. İşte küçük bir Tesla bobini ve neon ışığı. Bunlarla acaba ne yapabiliriz bir bakalım. Sizce neon ışığı Tesla bobini yaklaştırırsam ne olacak dersiniz? Cevabı burada. Go! Gördünüz mü? Tüp hiçbir şekilde elektrik almıyor. Ama burada transformatöre dokunması gerekiyor. Peki yanmasını nasıl açıklayabiliriz? Elektrik nasıl hiç dokunmadan bobinin yer değiştirmesine neden olabilir? Fluoresan tüp sayesinde içine neon gazı giriyor. Bu yüzden kırmızı renkte. Bir kez daha size neler olacağını hatırlatacağım. Bobin sayesinde elektrikli kamp alanı aydınlatılıyor. Harika. Bu fenomeni nasıl açıklayabiliriz? Bu parlaklık konusunda ne diyebiliriz? Daha iyi açıklamak için size elektriği açıklayacağız. Elektrik akımı yani enerji A noktasından B noktasına gidiyor. Hareket etmek için sürücüye ihtiyaç var. Vücutlarını elektrik dalgasına bırakmadan hareket ettirmeli. Hava iyi bir taşıyıcı değil. Bu yüzden metalik kablolarla dalgayı sağlamaları gerekiyor. Elektriğin havayı taşıyabilmesi için basıncın artması gerekiyor.
Tesla bobini sayesinde klasik elektrik dalgası sağlanılıyor. Bu yüzden voltta elektrik basıncı artıyor. Bu gördüğünüz bobinin oluşturduğu enerji. Yaklaşık 150 bin volta eşit. Yani 200 bin ampulü aydınlatabilir. Bu kadar yüksek basınçta kabloların hareket edecek yerleri yok. Basınç o kadar yüksek ki hava sıkıntı oluşturuyor. Elektrik her yönde ilerliyor ve neon ışınlarını etkiliyor. Etkileyici değil mi? Ama Tesla bobinleriyle gökyüzünde gördüğümüz bobinler arasındaki bağ nedir sizce? Fırtına oluşumundan ne öğreniyoruz? Tesla bobinde oluşan elektriğin havada değişimine sebep olduğunu gördük. Peki fırtınalar hakkında ne söyleyebiliriz? Kesinlikle. Fırtınalar da yüksek basıncın olduğu elektrik akımlarıdır. Ama bobinle gökyüzündeki elektrik arasında bir fark var. Bobinin enerjisine yeni bir elektrik akımı geliyor. Bulutlarsa hiçbir şeye bağlı değiller. Bu aydınlatmalara nasıl sebep olabilirler? Biraz önce bulutların da buz bulundurduklarını ve şimşek oluşturmak için buna ihtiyaç duyduklarını öğrendik. Buzun dalga sonucunda nasıl aynı etkisi olabilir? Kırılmayla. Fırtına sırasında rüzgar nemliliği gösterecek. Burada buz parçalarının da bulutlara gireceğini ve bulutlarda olacağını biliyoruz. Bu etki yüzünden elektrondaki moleküller su kaybedecekler. Ve yeniden bulut oluşturmaya başlayacaklar. Bu negatif elektronlar dünyanın yüzeyini etkiliyor. Geriye tek bir sürücü kaldı. Tesla bobininde gördüğünüz gibi yüksek basıncın olumsuz etkisi olabilir. Bulut çok fazla elektronla yüklendiği zaman bu durumu çözmek için zeminde kayma ve patlama yaşanıyor. Bu güçte bobinler elektrik yayları oluşturuyor. Bu da şimşeğe benziyor. Bu bulut elektrikleri çok önemli olduklarında onlardan kurtulmaları gerekiyor. Ve bunun için şimşek çakıyor. Burada da aynı şey geçerli. Metal parça bobinin etkisini oluşturuyor. Hala yüklüyoruz. Biraz daha elektrik yükleyeceğiz. Bir süre sonra bunu tamamen kaplaması mümkün bile değil. Bir yerlerde enerjisinden kurtulması gerektiği için şimşek çakmaya başlıyor. Karşısına taşıyıcısı olan bir elektrik yükü çıkarsa, örneğin bu floresan yüklü parça gibi onu geçiyor. Ama aydınlanma ya da başka bir şey buluşması için elektrik dalgası gerekiyor. Çok harika sürücüler var. Sizce bu dört konumda en iyi sürücü hangisi? Cam boza mı? Arıtılmış su mu? Kum mu? Meteorolog mu? Doğru cevap meteorolog. Aslında meteoroloğun yaptığı doğru. Burada her şeyi işe yarayacaktır. Organizmamızdaki tuz ve mineraller farklı parçalarla dolu. Vücudumuz iyi bir sürücü. Bu yüzden fırtına olması durumunda kendinizi güvene almanız gerekmiyor. Dışarıda kendinizi korumanın en iyi yöntemi ne? Elektrik uzmanımız Cameron size bir cevap verecek. Size 1 milyon voltluk elektriğin etkisini göstermeyi deneyecek. Fırtına olduğu zaman ata binmenin en iyi seçenek olduğunu göreceksiniz. Daha fazla açıklama yapmak için Mini Thirst serisinden küçük bir video göstereceğiz size. Kendinizi bir fırtına sırasında tarlanın ortasında bulursanız hangi kıyafet sizi en iyi koruyacaktır? Dalış kombinezonu? Süpermen kıyafeti, orta çağ kıyafeti, yoksa çıplak olmak mı? Orta çağ kıyafetini seçtiysen biraz tuhaf gelebilir. Ama haklısınız. Cesursunuz çünkü metal giydiğiniz zaman, kauçuk kumaş giydiğiniz zamanlara oranla şimşeğe yakalanma olasılığınız daha fazla. Çünkü basit bir elektrik akımında en hızlı yolculukta bile A noktasından B noktasına gitmesi hızlı olacaktır. Metal hemen dışarıdaki sürücü olabilir. Bu malzemelerin sizi nasıl koruyacağını düşünüyorsunuz? Çünkü çekiyor. Metal gerçekten harika bir parça. Elektronlar rahat kayıyorlar ve zeminin altından hemen giriyorlar.
Evet. Örneğin elektrik dalgası metal bir parçadan oluşuyorsa, basit bir şişe yüzeyde algılayıcı olarak kalacaktır. Bunu Faraday kafesi olarak adlandırıyoruz. Burada yüksek basınçlı alanlarda çalışan işçiler özel korumalar kullanıyor ve farklı prensipleri uyguluyorlar. Arabanız tepki veriyor. O da Faraday kafesi gibi. Kauçuk tekerlekler aslında metal parçalar. Arabanızı korumaya yardımcı oluyor. Etrafınızdaki dalgayı size doğru yönetiyor. Eğer fırtınanın ortasında kalırsınız, burada metal gerek ya da başka bir kombinezon gerek kurtulma şansınız çok az. Bu durumda Adem'in kıyafeti ya da süper kahraman kıyafetini giymenin vücudunuzu en iyi şekilde koruyacağına inanmak zorundasınız. Elektronik dalga için kısa yolu bulacaksınız. Ayakta kalmanız gerekiyor. Eğer yere uzanırsanız tehlikeye maruz kalacaksınız. Yolculukta zemine dikkat etmeniz gerekiyor. Yapabileceğiniz en iyi şey hızlıca yürümeye başlamak. Eğer ayaklarınız yapışıyorsa bacaklarınız A ve B noktasını ayırt etmez. Ve size şimşek çaktığında bir tek ayaklarınız zemine dokunuyorsa, akıntı bir noktadan ötekine geçecektir. Organlarınız da zarar görecektir. Her şey düşünülmüş gibi. Bu yüzden ateşle oynamayın. Fırtına sırasında kendinizi kesinlikle korumaya alın. Arkadaşımız Michael Faraday'ın kendisini korumak için tamamen metal kullanması gerekiyor. Ama Cameron gördüklerine inanmıyor. Doğrulamayı deneyecek. Bunu yapmak için Tesla bobinini kullanıyor. Gördüğünüz gibi metal bobinden kaçmayı deniyor. Neden? Üstüne çıkıp elektrik alma riski var. Kombinezonun Cameron'ı geçmesi ve ona doğru gelmemesi gerekiyor. Size bunu ilk defa test ettiğimizi hatırlatıyorum. Eğer kendi kendisine yaptıysa metalik bir parça kullanması gerekirdi. Daha sonra kombinezon yapmak için her parçayı birbirine bağlaması gerekecek. Bu üst kıyafetleri ona kayınvalidesi hazırladı. Damadıyla arasının iyi olduğunu ve onu yok etmek için bir plan yapmadığını umarım. Eğer Cameron yüksek gerilimli işçilerden aynı kombinezonu satın alsaydı, bunun maliyeti birkaç bin euro olurdu. Aynı zamanda işe yaramaması onu mahvedebilirdi. Bütün parçaları bir arada koyuyorum. Nasıl çalışacaklarını, neler olacağını görmek istiyorum. Bu sayede burayı aydınlatırsan buradan geçmesi gerekiyor. Beklemeyeceğiz. Kombinezonu kontrol ediyor ve aynı istikamette gitmeye başlıyor. Gerçeği öğrenme vakti geldi. Kendinden emin misin? Tamam, iyi şanslar. Birkaç dakika içinde Tesla milyon voltluk bir akıntı yapacak. Ve bunu Cameron'ın olduğu yere gönderecek. Faraday'ın haklı olduğunu umalım. Hazır mısınız? 3, 2, 1, şimdi... Ah, elektrik Cameron'ın ellerinden çıkıyor. Aynı şeyi şapkasından çıkarıyor. Transformatörün yukarısındaki dalga Cameron'a doğru harekete geçiyor ve burada elinde tuttuğu metal parçaları incelemesi gerekiyor. Harika. Cameron'ın kombinezonundan şüphe ediyorsanız size aynı örnekleri verebilirim. Sizce odunla etkileşim kurmak için koşmaya başlarsa ne olacak? Dalga o kadar güçlü ki her an alev alabilir. Cameron bu kombinezonu kullanmasaydı başına ne gelirdi tahmin bile edemiyorum. Hikayenin özünde fırtınanın merkezinde yer almamanız gerektiği bulunuyor. Ve elbette sakın aynı şeyi evinize yapmayı denemeyin. Eğer fırtına yaklaşırsa Faraday'ın kombinezonu gibi bir şey üretip kendinizi güvenceye almanız en iyisi olacaktır.
Bu fırtınalarda neler olacağını merak ediyorsanız programımızı izlemeniz yeterli. Şimşek çarpmasının nasıl olduğunu hepiniz merak ediyorsunuz. Ben de. Ve bugün size bunu göstereceğiz. Daha. Bir saç yuttum. Üzgünüm. Hadi. Şimşek çarpmasından hayatta kalan birini bulmayı başardık. Adı Jeff Gray ve burada Alabama, Madison'da oturuyor. Yerel televizyon kanalında çalışıyor. Başına gelenden bize bahsetmeyi kabul etti. Hepimizin aklına gelen sorular, şimşek çarpmasından beri hangi süper güçleriniz var? Bu güçleri hala bekliyorum. Belki milyonlarca voltluk bir yıldırımdan kurtulmak başlı başına yeterlidir. Jeff yerel bir televizyon kanalında kameraman olarak çalışıyor. Gazeteci yol kenarında canlı yayın yaparken fırtınayı yakalamak için koşmaya başladı. Bitirmiştik, anteni vermek üzereydi. Ve şimşek onun hemen 6 metre arkasına düştü. İş arkadaşım 3 metre fırladığımı söylemişti. Karnımın üzerine düşmüşüm. Beni çevirip gömleğimi açtı ve hala nefes alıp almadığımı kontrol etti. 20 saniye sonra bilincim yerine geldi. Anlaşılan tripodumu koyduğum yerde birkaç metal parça kırılmıştı. Jeff şimşekten kurtuldu. Zaten bu yüzden hemen önümde duruyor. Kendi kendime ne hissettiğini, neler yapacağını merak ediyorum. Neler yaşadığını daha iyi anlamak için elektrik sayesinde yeterince rahat olduğunu ve bir ay boyunca neler yapacağını anlatalım. Ne hissettiniz, hatırlıyor musunuz? Belki de kısa dönem hafızama biraz etkilemiştir. Tek hatırladığım şey şimşeği gördüğüm. Canınız acıdı mı? Kamyon çarpmış gibi hissetmiştim. Ertesi sabah neler olduğunu anlamıyordum. Parmaklarım çok acıyordu. Etrafımda neler olduğunu, ne yapacağımı bilmiyordum. Çok garip hissediyordum. Magnetik oldular mı? Henüz değil. Eğer buna dokunursanız ne yapar? Denemek ister misiniz? Hadi. Hiçbir şey olmadı. Elektrik akımım yok. Görüyorum. Şimşek enerjisini almanıza rağmen üzerinizde hiçbir etkisi olmaması gerçekten inanılmaz. Hala bunun nasıl olduğunu soranlar için size basit bir fikir vereceğim. Bir fırtına bundan 2000 kat daha güçlü. Elektrikli bir silah. Jeff hissetmiyor bile. Hadi gelin. Hayır. Neden? Size şimşek çarptı. Bu sizi korkutmuyor mu? Bir defa bana yeter. Hiç komik değildi. Şakayı bırakalım ama kimseyi şimşek çarpmayacağını umuyoruz. Jeff'in şansı fazlasıyla yerinde. Bunu atlatamayacak insanlar var. Buna rağmen bu şimşek sizi korkutsa da şimşeği sevmelisiniz. Hatta hayranlık duymalı. Anthony sebebini açıklayacak. Gökyüzü yağmur ve bütün sürprizleri saklıyor. Ve bunun için ona teşekkür etmeliyiz. Şimşek olmadan böyle olmazdı. Şimşekler en çok monoksiti azaltıyor. Kimyasal bileşimler yerdeki bütün hayat türleri için çok önemli. Çünkü DNA'mızı ve bitkileri oluşturan en önemli etken. Azot monoksit ve azot moleküller oksijenlerle bir araya geliyor ve elektrik bir dalga oluşturuyor. Şimşeğin gücü o kadar yüksek ki bir fenomen yaşanmasına neden olabilir. Her şimşek çarptığında gezegenimiz ekstra doz alıyor. Bir dahaki sefere trafikte sorun olduğunda kafanızın üzerinde bulunan gökyüzüne tekrar teşekkür edin. En azından araçlar, arabalar ve bir gezegen olduğunu düşünün. Yani hayat. Hadi, son bir sorum daha olacak. Şimşeğin sesiyle görüntüsü arasındaki fark kaç kilometre? Bu doğru mu?
Sizce ses görüntüden daha önce mi geliyor? Ne düşünüyorsunuz? Bu cevabı öğrenmek için gecikmeyeceksiniz. Hayal edin, bahçenizdesiniz ve göz ucuyla bir şey görüyorsunuz. Fırtına çok yakında. Ama kendinizi güvene alacak vaktinizin olup olmadığını nereden bileceksiniz? Daha önce şimşeğin sesiyle görüntü arasında fark olduğunu ve bu sayede fırtınanın mesafesini ayarlayabileceğimizi duymuş olmalısınız. Kural ne? Birkaç kilometre farkı mı? Şimşeği görüyorsunuz. Duyduğunuz zamansa her saniye bir kilometre mi? Her saniye bir kilometre, evet. Saniye kilometre, aklınızda tutması çok kolay değil mi? Saniye kilometre. Aklınızda tutması kolay, öyle değil mi? Başlangıç olarak basit bir soru soracağız. Fırtına ne anlama geliyor? Şimşekle arasındaki ilişki ne? Fırtına ses ve görüntü. Bir şimşek sırasında sıcaklık 23.871 dereceye eşit. Bu da havada inanılmaz yanma yaşanmasına neden oluyor. Bu da şok dalgalarının yaşanmasına sebep veriyor. Fırtınada özel bir şok yaşanıyor. Ama ışık sese göre daha hızlı hareket ediyor. Bunu biliyorsunuz. Ölçüler nedir? 882.353 defa daha hızlı hareket ediyor. Şimdi bunu bildiğinize göre şimşeğin sesi ve görüntüsü arasındaki farkı bilebilirsiniz. Teorik olarak ikisi arasındaki mesafeyi hesaplayabilir ve neler olacağını görebiliriz. Beni tanıyorsunuz. Bütün denemeleri kendim yapıyorum. Ben Travis Taylor. Şimşeğin patlamasını bekleyemeyiz. Bu yüzden yavaş yavaş ilerlemeliyiz. Geçen yazdan geriye 2 tane havai fişek kaldı. Burada birkaç ruhun bana yardımcı olacağını umuyorum. Hadi bakalım. Dikkat! Bölgenin daha yukarısına, su merkezine yöneleceğim. Dikkat! Arkadaşlarıma birkaç tane havai fişek verdim ve beni takip etmelerini söyledim. Onları ateşleyecekler ve ben de orada neler olduğunu göreceğim. İşte yarış. Mikrofon sayesinde her atışı duyacağız. Havai fişeği gördüğüm zaman hemen sese dikkat ediyorum. Mikrofon bu ses ve havai fişeğin patlamasını kaydedebiliyor. Bu verileri bir uygulamaya gönderecek. Bu da zamanın nasıl aktığı ile ilgili grafik bir görüntü çizecek, eğer söylenilenler doğruysa. 1 kilometre uzaktan havai fişeği göreceğim ve 1 saniye sonra da onun sesini duyacağım. Füzeyi 2 kilometre uzakta göreceğim ve 2 saniye sonra sesini duyacağım işte. Sizce 1 kilometre 1 saniye teorisi doğrulanabilir mi? Hazırsanız başlıyoruz. 3, 2, 1. Şerefe! Bütün malzemeleri yerleştirirken sıcaklık düşmeye başlıyor. Kendimizi kaplamamız gerekiyordu. Arkadaşlarım buradalar ve birlikte havai fişekleri izleyeceğiz. Sizce görüntüyle ses arasındaki her saniye 1 kilometreye eşdeğer olabilir mi? Bunu hemen keşfedeceğiz. 1 numaralı havai fişeğe hazır olun. Bir saniye oldu. İşte. Bu tepe, bu zil, burada, hepsi burada. Boom. 5 saniyelik aralık var. Eğer yanılmadıysak bu da 1 saniye teorisinin 1 kilometre kuralının tamamen yanlış olduğunu gösterecek. Elimizde veriler var. 2, 3, 4 kilometrede neler olacağını birlikte göreceğiz. Hazır. Dikkat! İşte. Tamam. Görüyorsunuz. Evet, görüyorsunuz. Her şey harika. Bakın, şu verilere bakın. 5 saniye önce şimşeği gördük ve şimdi de sesini duyuyoruz. Niye hep sorun yaşadığımı anladım. Çünkü eski kuralı uyguluyorsunuz. Sonuç olarak sesle görüntü arasında 1 kilometre olduğu söylentisi yanlış.
Artık bu tür şeylere hiç inanmamak gerekiyor. Ama bu deneyim sayesinde gerçek kuralları belirliyoruz. Bir daha bu sesi duyduğunuzda ne yapmanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Öncelikle kendinizi güvene alın. Şimşeği görünce saniyeleri sayın. Daha sonra sesi duyacaksınız. Sonuç ne olursa olsun 3'e bölün. Bu sayede fırtınadan ne kadar uzakta olduğunuzu göreceksiniz. 1 kilometrenin 5 saniye olduğunu gördük. Elbette değişiklik gösterebilir. Fena değil, değil mi? Hayır, böyle havai fişekler etkili olmayabilir. Aslında bu füzeleri nasıl kullanacağımızı bilmemiz gerekiyor. Fark etmediyseniz bu çekime başladığınızda hava çok sıcaktı. Vücutta sorun yok ama ben çok üşüyorum. Yapışıyor. Bir dahaki sefere bunu kumsalda yapacağız. Gerekli her şeyi öğrendiniz mi? Sanırım evet. Yine de en sevdiğiniz kısım geldi. Taralong'un biliyor musunuz kısmı? Şimşeklerle ilgili farklı bilgiler. Size bir soru soracağım. Eğer şimşek 1 milyar volt üretirse güneşin yüzeyindeki sıcaklığı ne olacaktır? En sıcak olan nedir? Güneş mi, dünyanın yüzeyi mi? Güneş derim. Güneşin yüzeyi çok daha sıcak. Sizce şimşek güneşin yüzeyinden %1, 1/5 yoksa 5 kat daha fazla mı sıcak? Cevap, güneşin yüzeyinden 5 kat daha sıcak. Güneşin yüzeyi 5500 derece. Şimşek 30.000 derecede. Bilmiyor musunuz? Sürprizler bitmedi. Sizce dünyaya ne sıklıkla şimşek çarpıyor? Haftada birkaç defa mı? Günde birkaç defa mı? Merkür gerilemesi sırasında mı? Ne düşünüyorsunuz? Saniyede 100 defa dersem... Hayır, hayal etmiyorsunuz. Düşünün, 100 defa. Bilmiyordunuz değil mi? Hala bir sorum var ama bu sizin için değil. Şimşeğin müzik yapabileceğini biliyor musunuz? Şaka yapmıyorum. Travis size gösterecek. Şimşek ses çıkarıyor. Bakın bunu dinleyin. Acaba bu sesi dinleyip değişiklik yaparsak ne olacaktır? Şimdi Tesla bobini ile dalgaları oluşturup beraberce kontrol edelim. Ve müzik yapalım. Bu aletle 2 farklı müzik sesi kaydedeceğiz. Notaları elektrik sinyallere çevirecek ve Tesla ile dinleyeceğiz. Ve ortaya çıkan şeyi dinlediğimiz zaman Tesla bobininde her elektrik bir notaya eş değer olacak. İşte böyle. Harika değil mi? 2 profesyonel müzisyenden EBAN'a katılmalarını istedim. Gençliğimde biraz gitar çalmıştım. Yeniden bunu yapmak için faydalanacağım. Baylar bayanlar, elektrikli yaylar.